Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield olarak Türkiye'nin kentsel dönüşüm raporunu açıkladınız. Ama öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Cushman & Wakefield hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Cushman & Wakefield Amerikan menşeli bir şirket. Yaklaşık 100 yıldır var olan bir şirket. Yaklaşık 60 ülkede 250 ofiste 16 bin çalışanımızla gayrimenkul hizmeti sunuyoruz. Türkiye'de yaklaşık 2007 yılından beri ofisimiz var. Ama ondan önce de faaliyet gösterdik. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de. Böyle bir şirketiz. Kimlerle çalışıyorsunuz? Yabancı yerli şirketlerle, Türk müteahhitlerle, yabancı bankalarla, yerli bankalarla her profilde aslında müşterilerimiz var. Arsa sahipleri dahil olmak üzere. Peki faaliyetleriniz neler? Ofis tarafında ofis kiralama hizmeti sunuyoruz. Perakende de sektöründe aynı şekilde gayrimenkul değerleme hizmetleri sunuyoruz. Onun dışında yatırımda çok odağımız var. Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek bizim ilk odağımız. Hazırladığınız kentsel dönüşüm raporuna gelmek istiyorum. Size sormak istiyorum. Kentsel dönüşüm sürecinde, daha doğrusu sağlıklı bir kentsel dönüşüm için ihtiyaç duyulan şeyler neler? Aslında öncelikle yasal olarak bir çerçevenin oluşturulması, ki bu Türkiye'de aslında var ve başladı ve iyi bir başlangıç. Bu aslında en önemli konulardan biri. Diğer konularda aslında raporumuzda da değindiğimiz finans, proje finans konusu. Raporumuzda da dikkate çektiğimiz aslında bu modellerle, yani geleneksel modellerin bu yapılması gereken yenilemelere karşın ayrılması gereken bir bütçe var. Bu geleneksel modellerle biraz zor olabilir. Bununla birlikte iç kaynaklar, ama bilhassa yabancı ve kurumsal yatırımcıların olması aslında çok önem taşıyor. Peki bu yeni finans kaynakları nelerdir? Yeni finans kaynakları aslında dünyada da gördüğümüz fonlar, devlet fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul yatırım fonları. Bu zaten hali hazırda bütün dünyada gördüğümüz yatırım şekilleri. Bu nihai yatırımcı olabilir. Bu proje bazında, şirket bazında veya daha birçok proje bazında ortaklık şeklinde de olabilir. Yani bir ortağın, bir kurumsal yabancı yatırımcının bir proje veya bir şirkete ortak olup bir finans kaynağı sağlamasıyla birlikte olabilir. Peki yabancı yatırımcıyı ülkeye nasıl çekebiliriz sizce? Zaten aslında çekiyoruz ve çekmeye de başlıyoruz. Türkiye çok ciddi bir fırsatlar ülkesi olarak algılanıyor. Burada aslında evet, her başlangıç biraz sıkıntılı olabilir. Ancak bu başlangıç var ve önümüzdeki dönemde de ilginin ve yani direkt yatırım yapılmasını biz zaten öngörüyoruz. Çünkü çok ciddi sayıda yatırımcılar ilgileniyorlar ve hazırlanıyorlar yatırım yapmaya. Peki yatırımcılar kentsel dönüşüme nasıl teşvik edebilir, size sormak istiyorum. Burada imar konusunda imar bonusu olabilir, farklı teşvikler olabilir. Tura Bey, siz... Ya günün sonunda aslında bu yapılacak ve devam eden projelerdeki aslında bir güven konusu çok çok önemli. Yani risklerin mümkün olabileceği kadar düşük seviyede olması. Yani bu imar olabilir, bununla birlikte ruhsat vesaire, hak sahipleriyle ilgili bu risklerin aslında minimum seviyeye getirmek. Burada da yani geliştirici, müteahhitten, kamu ve yasal olarak riskleri düşürmek. Bu aslında en önemli konulardan biri. Peki hazırladığınız rapora göre İstanbul'da kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan semtler nereler? Yani önemli aslında önüne gelen bölgeler zaten medyada da takip edebileceğimiz gibi işte Kartal, Gazi Osman Paşa, işte kentsel dönüşüm belki o kapsamda olmayan ama Kağıthane ve Cendere bölgeleri aslında önde geliyor. Yani bunlar ciddi kapsamlı projeler mevcut İstanbul'da. En büyük bölgeler Gazi Osman Paşa, bu zaten riskli alan olarak tespit edilen bölgenin %36'ını oluşturuyor. Onun dışında Pendik ve Kadıköy çok önemli bölgeler. İkisi de yaklaşık %12, %13'lük bir payı var bu riskli alan içerisinde.
Peki bu bölgelerde kentsel dönüşüm nasıl yapılmalı sizce? Valla ilk önce bir emsal oluşturulması gerekiyor. Çok uzun yıllardır konuşuluyor, Fikirtepe sürekli konuşuluyor, oluyor olmuyor, uzun sürüyor. Ama emsal oluşması çok önemli. Bu emsal oluştuktan sonra gelişmesi gerekiyor. Bu bir yıl, iki yılda olmayan şeyler. Belki 10 yıl sürecek. Ama bir başlangıç olması şart açıkçası.